Biz önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Yani bir hukuk devletinde bu olur mu? İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Ama bazı siyasi partiler işte o altını masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun %1'de değil, 1000'de 1'lerde olan bir parti. Bizimden gelecek cumhurbaşkan yardımcısı olacak, bizimden gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak. Bu topraklar biraz da böyle. Bizim hesabımız yani bir mevki, bir makam falan değil. Bizim 100 yıllık cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içeride, on binlerce arkadaşımız sürgünde, bir an önce bu yani hukuk ve bu huzurun oluşması için çaba sarf ediyoruz ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. 100 yıllık bu ret ve inkarı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. Ya 100 yıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılımızı birlikte inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz? Biz böyle bakıyoruz, böyle gidiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel afı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyumlar atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız. Yani bakın buradan fırtınalar estiriyorlar. Peki 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'den tutun Saadet'e, Saadet'ten tutun diğer sol partilere, CHP'ye kadar herkes el ele tutuşarak bu iklimi değiştirmedi mi?